Veri tabanında önemli, veri tabanında tablo oluştururken önemli unsurlardan bir tanesi de otomatik artan sütunlar oluşturmaktır. Bunun için birçok veri tabanı yönetim sisteminde farklı farklı yöntemler var. Bazılarında bir tane, bazılarında birden fazla yöntem var vesaire. Ama işin temeli bu önemlidir. Bu nedenle ayrı bir video yapıyorum buna. Şimdi biz bir otomatik artan sütunlu tablo oluşturacağız. Bunun için ben products diye bir tablo oluşturacağım ama bizde var. O yüzden ben bunu sileceğim. Silerken de farklı bir yöntem kullanarak silmiş oluyorum. Mesela drop table if exists. Eğer bu tablo var ise silme işlemini yap. Yoksa yapma gibi. Ops, foreign key. Aha. İşte products ve bunlarla ilgili bahsettiğim neyle var mesela? Foreign key constant failed. Tamam. Ama neyle vardı? Product'la ne olabilir? Ürünler olabilir. O zaman önce ürünler tablosunu sileceğim. Daha önceki videoda bunu yapmıştık. Bakın ilk önce ana tabloyu silersek ondan sonra o foreign key tabloyu silebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ama doğrudan silmemize izin vermez. Bu constraint'lerin güzelliği aslında. Bu doğru bir yöntem bizi engellemesi. Neyse. Geldik. Create table products diyorum. Yine standart yapımızı kurduk. ID integer primary key. Şöyle uzatmadan hemen konuya girerek price numerik mesela. Burada integer primary key. Önemli olan kısım şurası. Primary key alanından sonra auto increment yazmanız yeterli. Ondan sonra bu artık otomatik bir artan sütuna sahip, otomatik artan sütuna sahip olacaktır. Sonra select yıldız from products diyerek ben bu tabloyu sorgularım bu şekilde. Ondan sonra tamam, genel yapıyı gördük. ID, name ve price. Şimdi insert into diyorum. Products genel yapıyı kuruyorum böyle. İçerisinde ID alanı var. Ondan sonra name alanı var. Price alanı var. Dikkat edin, otomatik artan sütunda normalde ben ID vermemeliyim. Değil mi? Tamam. Ama bunu da veriyorum mesela. Şimdi inceliyoruz çünkü. 3 dedim. Mesela. Ondan sonra ürün olarak X, Y, Z kablo dedim. Sonra 5, 4 vesaire. Bu şekilde kalsın. Kopyaladım. Altına bir tane daha yapıştırdım bundan. Sonra şunu bakın ID'li bir şekilde çalıştırıyorum. Burada Rows Affected One dedi. Yani bu kayıt eklenmiş. Çalıştırıp sonuca bakıyorum. X, Y, Z kablo 5, 4. Peki bir diğerinde şunu da ben name düzeltiyorum. ID olmadan yazacağım. Burada da mesela ABC kablosunu, tabii şunu da yazamam artık. ID'yi sildiğim için o tanımlama alanında. Evet, bakın Rows Affected One dedi gene. Gördüğünüz gibi tekrar çalıştırıyorum. Bakın ilkinde ben bilerek ID ile verdim. İkincisinde ID'siz verdim. Normalde siz ID'siz doğrudan verebilirsiniz. Ama ben bunu özellikle belirttim. Çünkü normalde mesela diğer veri tabanı yönetim sistemlerinde siz ID alanı veremezsiniz. Otomatik artan bir alanda. Yani şunu siz otomatik artan yaptıysanız, bunu bir kere tanımladıysanız buraya hiçbir değer veremezsiniz. Kendisi otomatik olarak belirler arka planda. Bu doğrudur. Hani farklı yöntemler de var. İşte vesaire, onlara girmeyeceğim şimdi. Ama burada siz ID olarak verirseniz o değeri onu alır. Sonrakinde ID değeri vermezseniz bu sefer en son belirttiğiniz ID değerinin üzerinde 1 artarak onu artırmaya devam eder. Burada olduğu gibi mesela 3 verdik, sonrasında vermediğimiz halde 4 değerini aldık.